Merhaba, herkese iyi akşamlar. İş finansal kiralama. Bunun hikayesini herhalde pek çok kez anlattım. Yani şuradaki kulelerini falan, onları anlatma gereği duymuyorum. İşinde yatay bir alanda takip ediyorduk. Uzunca bir zamandır, yani şurada en iyimser Temmuz'dan beri o yatay alanın altına üstüne giriyordu çıkıyordu. En sonunda kırdı tabii, yani yatay alandan dışarı taştı. Şöyle göstereyim. Hatta en son videoyu ne zaman yaptım hatırlamıyorum ama Mart ayında falan şöyle bir İçeride de bir yatay alan çekmişim. Yani bu yatay alanın bir desteğini de koymuşum. 3,65 kırmış tabii. Kırmayla beraber de kopmuş. Derinlik almış mı o kadar? Daha almamış. Şöyle bir büyüteyim. Ben de göreyim rahatlıkla. Evet. Derinliği kadar normalde hareket bekleriz biz bu tür şeylerde. Koyarız yani 3,42. 4,42 1 lira. Yani 3,42 kırdıysa otomatikman yani ille gelir diye tabii bu şey yok. Öyle bir kural yok. Ama genellikle takip böyle yapılır. 2,42'ye destek konur. Bir şey olmuş. Güzel bir tepki olmuş. İş finansal kiralamada. Sebebini bilmiyorum. Acaba şey vermiş olabilir mi diye aklıma geliyor ama bilançoyu vermiş olabilir mi diye hatırlamıyorum şimdi. Takip ediyorum bilançoları ama çok şirket var. Yani aklında tutamıyor insan. Daha çok tabii BIST 30'lara falan dikkat ediyoruz burada. Oradan güzel bir tepki vermiş dipten. Şey de artmış. Bunu hep anlatıyorum. Yani bu hacimlerin de artması lazım. Hacimler de fena değil. Bir alıcı gelmiş 2,80'den beri toparlıyor yukarı. Şimdi 3,49'a doğru bir gidiş olursa yani 16 kuruş var. Orası bir direnç. 50 gün direnci. 50 gün direncinin üstüne atıp da kapanışlar yapmaya başlarsa bu bir yerde düzeltecek tabii. Onu söyleyeyim yani. Bu tablo bir siyah yapacak. İş finansal kiralama bir yerde ama onu bilemeyiz yani nerede yapacağını. Üstünde tabii bir düzeltme olursa bir iki gün daha verip de orada düzeltir aşağı yönünü kıramazsa o iyi bir senaryo olur teknik açıdan. 3,49'un üstü hakikaten iyi bir senaryo olur. Takip etmek lazım, önemli bir alan. Aşağı yönlü hareketlerde 3,16, 3,12. Burada özellikle 3,16 değil de belki %1,25 gibi bir payı olur fedakarlık yaparsanız. 3.12'yi de takip etmek olumlu olabilir. 3.12 kırılmadıkça yine en azından ümitvari olur. Yani bir ümit vaat eder size. Şeye bakıyorum 5.20 olmuş mu? Pazartesi önemli bir gün. Bakın 3 ya buralarda kapatırsa 5.20 krosu da olur burada. 5.20 krosu başlar. Tabi bu alır buradan ateşi de 4.5 olur 5 olur anlamına gelmiyor maalesef. Keşke öyle kolay olsa. Ama en azından kısa vade için kısa vadeden, en kısa vadeden alın bunu. Yani maksimum 3-4 hafta olarak bu iklimde alabilirsiniz. Kısa vade için yukarı bir akım başlatma ihtimali olabilir. Yukarıdaki dirençleri de bakın es geçmeyin onu söyleyeyim. Yani 5-20 kesti değil de 4 hafta 3 hafta sürecek diye bir şey yok. Bazen 3 gün 5 gün de sürebiliyor. Hani onun bir standardı yok. O yüzden uyarayım. Bu alanda yani 3.30 olur, 3.20'ler olur. Önemli değil yani bir düzeltme yaparsa ama çok aşağı gelmemek kaydıyla kaldığı müddetçe o kesişim herhalde pazartesi günü olur diye düşünüyorum. Veya en geç salı günü. RSI çok dipteydi tabi. Burada da oldukça süründü. RSI'de 3 tane dip yaptı. Gördüğünüz gibi 23'e, 25'e ve yükselen dipler bunlar. 26'ya dip yaptı. Bu zaten yükselen bu RSI dipleri düşen fiyatlarda pozitif RSI dediğimiz şey neden oluyor. Yani MACD'de de var. Aynısı. Zaten ikisinde bir de olması tercih sebebidir. Bu ne demek oluyor? Şu oluyor. Yani pozitif RSI burada tamamen bunlar teoriktir arkadaşlar. Kitabidir. Bazen öyle olmayabilir. İşler öyle gitmeyebilir. Bunu uyarayım. Kitabi olarak burada bir toparlanma, toplanma olduğunu hissede. Çünkü buna iten yani RSI'yi düşürmeyen şey aradaki yeşillerin momentumu. Yani düşüyor, düşüyor, düşüyor ise momentumlu bir alıcı. Bir daha düşüyor düşüyor. Bir daha momentumlu bir alıcı. O yüzden dip düşemiyor şeyde. Ve düşüşte de sınırlı tabii. Orada da momentum çok yüksek değil. RSI dibini ondan düşüremiyor dip tarafını. Orada toparlandı. Bir alıcı geldi ve fiyatların bir kısa bir vadede yukarı yönlü gideceğini söyler bu bize. Bu görünümler. Ama bu gidiş tabii şey değil. Yani hisse rekorsu rekor kadar gidişi değil. Hem yani şu an o oluyor işte. RSI aslında ve MACD o pozitif görünümün yukarı yönlü düzeltmesini yapıyor. Bunların dışında söyleyeceğim bir şey yok. Momentumu güzel. Şimdilik güzel.
RSI çok açılmış kendi ortalamasından. Bu da yani 1-2 gün bir düzeltme olabilir anlamına gelebilir. MACD'nin de hevesi şey yerinde. Takip etmek lazım. Burada tabii şey belli. Destek. Destek 2.80. Şimdi kırılırsa bu 2.80 biraz altta bir destek alanı daha var. 2.50 civarlarında. Orayı da kırarsa geriye ne kaldı zaten dibe geldi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bunun Mart'ta bir şeyde 2 liralık. Onu da söyleyeyim yani çok daha fazla aşağı gidebilen bir yapısı yok. Bu gitmez anlamına gelmiyor. Yani bunun da farkında olmak lazım. Fiyatlar her yere hareket etme potansiyeline sahiptir ama çok uzun yani 2 yıldır da o alan kırılamadı. Söylenebilecek başka bir şey yok. Umarım tabii buradan biraz daha güçlü toplar. Tabii vatandaş da biraz bu zamanlarda morali yerine gelir. Herkese iyi akşamlar dilerim.